Herkese merhaba. Aylardır video yükleyemiyordum. Merak edip yazanlarınız oldu. Çok teşekkür ederim. Yazın 2 aylık bir ara vermiştim aslında ama o ara daha sonrasında 3 ay oldu, 5 ay oldu derken bayağı geçti. O yüzden bu dönüşüm her zaman yaptığım gibi öneri videoları olarak değil de bir inceleme serisi olarak gelsin diye düşündüm. Tabii ki arada önerilerime de devam edeceğim. Biliyorsunuz 17 Aralık'ta The Witcher serisinin 2. sezonu yayınlanacak. Ben de düşündüm, taşındım. Yani Netflix'in en yüksek bütçeli dizisi bu. Daha önce ilk izlediğimde de sevememiştim. Daha doğrusu o zaman kurgusunu anlayamadığım için sevememiştim. Ama izlerken zaman kavramını anlayamadığım bir dizi oldu. Dedim ki bu kadar seveni var. En çok satan kitap serilerinden bir tanesinin dizisi bu. O yüzden bu diziye bir şans daha vermek istedim. Kitaplarını aldım, okudum ve kitapları gerçekten çok sevdim. İlk defa bu tarz bir roman okuyorum bu arada. Çünkü savaş hikayelerini anlatan kitaplardan çok hoşlanmıyorum. O böyle işte kılıcını şöyle salladı, üstünden böyle atladı tarzı betimlemelerden biraz sıkılıyorum. Ama bu kitaplar gerçekten çok güzel. Yani çok sürükleyiciydi benim için. Ve okuduktan sonra da artık diziyi anlar hale geldim. Tüm o zaman çizgisi vesaire hepsi benim için mantıklı bir hale geldi. O yüzden dedim ki ikinci sezon da hazır geliyor. Pandemiden dolayı bu sezonun yayınlanması epey ertelenmişti. Birinci sezonu unutanlar ya da hatırlamak isteyen, üstünden şöyle bir özet geçmek isteyenler varsa ya da kitabı okumayanlar, tıpkı benim önceden olduğum gibi diziyi izleyip anlamayanlar için birinci sezonu şöyle kitapla da karşılaştırarak incelemek istedim. İkinci sezon yayınlandığında da yine o sezonu da tabii ki bu sezonda olduğu gibi inceleyeceğim. Elimden geldiğince de hikaye örgüsünü sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, şimdi The Witcher 1. sezon 1. bölüm incelemesine başlıyorum. İkinci bölüm, yani Sonun Başlangıcı isimli bu bölümde iki farklı kişinin iki farklı zamanda geçen hikayesini izliyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki baş kahramanımız Rivyalı Geralt, yani Witcher. Diğeri ise Sintra Prensesi Cirilla ya da kısaca Ciri. Burada Geralt'ın hikayesi Son Dilek isimli ilk kitabın Ehvenişar isimli hikayesini anlatırken Ciri'nin hikayesinde ise kitaplarda detaylı bir anlatım bulunmuyor. Sadece 3. kitabın 7. bölümün Yennefer ve Ciri'nin arasındaki sohbetlerden az çok biliyoruz. Bir de 6. kitapta Cahir ve Geralt arasındaki bir konuşmadan öğreniyoruz az çok o dönemde neler yaşandığını. Ama onun dışında Ciri'nin Brokilon ormanlarına gelene kadar tam olarak ne yaşadığını detaylı olarak bilmiyoruz. Sadece bu ufak sohbetlerden ufak ufak böyle nüanslar aldık kitapta. O yüzden de bence senaristler bu kitaptaki ufak sohbetleri detaylandırarak bir olay örgüsü oluşturmuş. Hem Ciri'ye hem de Cahir'e bir geçmiş yazmışlar bu şekilde. Daha doğrusu bu geçmişi detaylandırmışlar ve önümüze sunmuşlar. Bence gayet de iyi olmuş çünkü Ciri'nin Brokilon'a girene kadarki hikayesini açıkçası ben merak ediyordum. Öncelikle Geralt'ın hikayesi, yani ana hikayeyle başlamak istiyorum incelemeye. Ehvenişar isimli bu hikaye aslında kitabın ilk hikayesi değil. Biraz daha ortalarına yakın bir bölümde başlıyor. Hatta ayırmıştım, onu da göstereyim. Kitabın şurası Ehvenişar. Şöyle de göstereyim. Yani kitabın ortalarına yakın bir yerdeki hikayesinden başlamışlar dizinin ilk bölümünde. Şu kadarlık kısmı ise bazı yerleri daha sonrasında diğer bölümlerde işlemişler. Yani dizi kitabın hikaye sıralamasına göre ilerlememiş. Yeniden kendine has bir sıralama oluşturmuşlar. Şimdi ilk iki kitaptaki hikayeler zaten karışıktı. Yani normal tarihsel bir düzlemde anlatılmıyor. Dizi de kendine göre yine farklı bir sıralama oluşturmuş. Dolayısıyla işler tümden karıştı. O yüzden Netflix'in resmi olarak dizi için yayınladığı zaman çizelgesinden epey bir yardım alacağız. Bölüme başlarken hikayenin adı olan Ehvenişar ne demek? Öncelikle onu açıklamak istiyorum. Belki bilmeyenler vardır. Çok fazla kullanılan bir kelime değil. Ehvenişar kısaca kötünün iyisini seçmek demek. Hani iki seçenek vardır ya da daha fazla da olabilir. Bu iki seçeneğin ikisi de kötüdür ama siz birinden birini seçmek zorundasınızdır ya. İşte bu kötünün iyisini seçme durumuna Ehvenişar deniyor. Gelelim hikayenin detaylarına. Dizideki zaman çizelgemize göre bu hikaye 1231 yılında geçiyor. Bu arada bir kez daha söylemek istiyorum. Kitaptaki tarihlerle dizideki bu tarihler uyuşmayabilir. Birkaç yıl farklılıklar olabilir.
olabilir. Ben dizinin, yani Netflix'in resmi olarak açıkladığı zaman çizelgesine göre değerlendireceğim bu hikayeleri. Evet, Geralt Blaviken kasabasına geliyor. Burada bir bara girerek muhtarın nerede olduğunu soruyor. Burada hemen Renfri ve adamlarıyla tanışıyor. Arkasında muhtarın küçük kızı Marilka ile tanışıyor ve Stregobor'un yanına gitmek için yola koyuluyorlar. Kitapta ise bu bölümde Geralt kasabaya geliyordu ve muhtarın evinin önünde duruyordu. Muhtarla burada biraz konuştuktan sonra beraber Stregobor'un yanına gidiyorlardı. Renfri ve adamlarıyla tanışma kısmı ise hikayenin daha ilerleyen kısımlarında gerçekleşiyordu. Yani hemen değil. Yani dizide muhtar yerine muhtarın kızı koyulmuş. Renfri ile tanışma kısmı da daha öne çekilmiş. Bu kısmı epey kısaltmışlar aslında. Biraz da oynamalar yapmışlar. Ama rahatsız eden bir değişiklik yok. Bence bu hali de gayet iyi olmuş. Marilka ve Witcher Stregobor'un yanına giderken yolda sohbet ediyorlar. Bu sohbet sırasında Marilka'nın konuşmalarından Witcher olmak istediğini anlıyoruz. Kadınlar Witcher olamaz kuralını saçma buluyor. Dizide muhtar yerine muhtarın kızı Marilka'nın bulunuyor olmasını tam da buradaki cümleye bağlıyorum. Çünkü Marilka'nın buradaki cümleleriyle senaristler dizinin ilerleyen kısımlarındaki Ciri'nin hikayesine aslında biraz gönderme yapıyorlar. Minik tüyolar veriyorlar. Burada eğer muhtar olsaydı, Marilka olmasaydı bu cümleleri kuramazdı. Aslında burada minik bir selam vermeye başlamışlar. Daha sonrasında Witcher Stregobor'la tanışıyor. Stregobor ona Renfri ile olan hikayesini anlatıyor. Burada Pamuk Prenses, Yedi Cüceler, işte Rapunzel gibi kulelere kapatılan prenseslerin masallarına göndermeler görüyoruz. Kitapta zaten bu şekilde göndermeler de oldukça mevcut. Stregobor burada Witcher'dan ücret karşılığında Renfri'yi öldürmesini istiyor. Witcher ise bu teklifi reddediyor. Ancak bu noktada Stregobor Witcher'a ehvenişerden bahsediyor. Yani kötünün birisini seçmek zorunda kalacaksın diyor. Ve Witcher ise iki kötü arasında seçim yapmaktansa hiç seçim yapmamayı tercih ederim diyor. Ve oradan çıkıyor. Şimdi bu sahnenin kitaptaki kısmına bakarsak Witcher ve Stregobor'un daha öncesinde tanıştıklarını ve bu kasabada tekrar denk geldiklerini okumuştuk. Dizide ise böyle yapmamışlar. Sanki yeni tanışıyor gibi yapmışlar. Bu detay dışında bu ikili arasındaki diyaloglarda kitapla hemen hemen aynı ilerliyor. Sonrasında Renfri ve Geralt'ı ormanda dere kenarında konuşurken görüyoruz. Renfri burada olayları kendi tarafından anlatıyor. Witcher'ı kendi tarafına çekmeye çalışıyor ve Witcher'dan Stregobor'u öldürmesini istiyor. Witcher tabii ki bu teklifi yine kabul etmiyor. Onun karşılığında Renfri tıpkı Stregobor gibi ehvenişerden bahsediyor. Seçim yapmak zorunda kalacağından bahsediyor. Tabii ki Geralt yine kabul etmiyor. En sonunda Renfri pes ediyor. Daha doğrusu pes etmiş gibi davranıyor. Witcher'a yalan söylüyor. Kasabadan ayrılacağını söylüyor. Ve aralarında da bir yakınlaşma oluyor. Yine kitaba bakarsak bu kısımda. Kitapta bu konuşma daha farklı bir mekanda geçiyordu. Geralt ormanda konaklamıyordu da muhtarın evinde bir odada konaklıyordu. Renfri ile yapılan bu konuşmada yine bu odada geçiyordu. Renfri pencereye tırmanıyordu. Geralt'ın kaldığı odaya giriyordu pencereden falan. Ve burada yapılan konuşma kitapta oldukça uzun, tekrara düşen, biraz da açıkçası sıkan bir konuşmaydı. Yani okurken mesela konunun özünü anlıyorsun ama hadi tamam artık hep aynı şeyleri konuşuyorlar diye içimden geçirdim. Açıkçası burada dizide diyalogların kısaltılıp yani ana fikri vermelerini ben sevdim ve bence böyle çok daha iyi olmuş. Sonra ertesi gün oluyor. Geralt Renfri tarafından oyuna getirildiğini anlıyor ve bir an önce kasabanın pazar yerine gidiyor. Burada Renfri'nin adamlarıyla mecburen savaşıyor ve tabii ki Geralt bu durumda ehvenişeri de seçmiş bulunuyor. Renfri'nin burada muhtarın kızı Marilka'yı esir aldığını görüyoruz. Bu esir alma durumundan dolayı da Geralt mecburen Marilka'yı ve kasaba halkını da kurtarmak için Renfri ile savaşmak zorunda kalıyor ve onu öldürmek zorunda kalıyor. Şimdi kitaplarda ise dediğim gibi Marilka zaten yoktu. Yani vardı ama hani çok küçük bir bölümde muhtarın kızı olarak okumuştuk onu. Küçük bir cümlede. Dolayısıyla bu esir alma durumu da yoktu zaten. Geralt kitaplarda da seçim yapmıyordu. Ama bu seçimsizlikten bir seçime mecbur bırakılıyordu. Kitapta Geralt, Renfri ve adamlarının kasabadan ayrılmasını beklerken aslında kasabada bu
bulunan panayır alanına, kasaba halkına saldıracaklarını anlıyordu. Kasaba halkını korumak için de Revri ve adamlarıyla dövüşmek durumunda kalıyordu. Yine mecbur bırakılıyordu yani. Sonuç yine aynı oluyordu. Revri yine ölüyordu. Olaylar hemen hemen aynı ilerliyordu aslında. Tabii kitapta daha betimlemeli, detaylı, daha uzunca bir anlatım söz konusu. Ama dizide detaylara çok da takılmayıp ana konuya odaklanılmış, güzel de olmuş. Kitaplarda Geralt, Renfri ve adamlarını bu şekilde katlettikten sonra adı Blaviken kasabına çıkıyordu. Hatta ilerleyen bölümlerde bazı yerlerde Witcher'a bu şekilde hitap edildiğine de şahit oluyoruz. Bu hikayede aslında olayları hem Stregobor hem de Renfri tarafından dinliyoruz. İkisi de kendince haklı ya da haksız, hangisi iyi hangisi kötü karar verilemeyen bir durum. Witcher ise bu olayda mecbur kalıp içgüdüsel olarak seçim yapmasına rağmen acaba Stregobor mu haklıydı yoksa Renfri mi haklıydı asla bilemeyecek. Bu durumda aslında bize Witcher evreninin karmaşasını, ikilemini, kaosunu anlatıyor. Dizi yapımı belki de bu yüzden bu bölümün açılış için daha iyi olabileceğini düşünmüş olabilir. O Witcher evreninin karmaşasını bize ilk bölümden verebilmek için. Şimdi gelelim Ciri'nin hikayesine. Yıl burada 1263. Yani Geralt'ın hikayesiyle Ciri'nin hikayesi arasında tam 32 yıl var. Videonun başında da anlattığım gibi hikayenin bu kısmı kitaplarda çok detaylı olarak anlatılmıyor. Sadece işte ufak sohbetler ya da kafa sesleriyle öğrendik bunları. Senaristler de dediğim gibi bu kısımları biraz daha detaylandırarak Ciri'ye bizim için bir hikaye oluşturmuşlar. En azından biz bu kısımları daha detaylı olarak görmüş olduk. Açıkçası ben bu şekilde olmasına çok sevindim. Kitaba göre ise aslında biz Ciri'yi ikinci kitap olan Kader Kılıcı isimli kitapta görüyorduk. Orada tanıyorduk kendisini. Orada da yaklaşık 10 yaş civarındaydı. Dizide ise Ciri'yi oynayan oyuncu 10 yaşından biraz daha büyük duruyor. Sanki böyle 12-13 yaş gibi. O yüzden de kitaplardaki tarihlerle dizideki tarihler tam olarak tutmayabilir. Farklılıklar olabilir. Dizide Ciri'yi oynayan oyuncu biraz daha büyük gösterdiği için belki onun yaşına göre uyarlamış olabilirler. Bu arada burada 12:28'de Ciri'nin bu ilk gördüğümüz yerde Ciri'nin bakışına dikkat edin. Daha sonrasında bu bakış, bu sahne tekrar karşımıza çıkacak. Evet, burada Sintra'da bir şenlik görüyoruz. Ace, fare, çuval gibi karakterleri görüp seviniyoruz. Şenlikler sırasında Kraliçe Clint, Nilfgaard askerlerinin şehre yaklaştığının haberini alıyor. Yani savaş kapı. Nilfgaard Savaşı'nı görüyoruz arkasına. Ciri'nin fare çuvalla konuşmasına göre de savaşın 2 gündür sürdüğünü öğreniyoruz. Sintra burada savaşı kaybediyor. Kraliçenin ikinci eşi olan Kral Ace ölüyor. Hatta kral burada gözüne ok atılarak öldürülüyor. O oku atan kişi ise Kahir. Kahir'i aslında diziye erken sokmuşlar. Normalde 3. kitapta şöyle biraz öğreniyoruz. Yani Ciri'nin rüyalarından, kabuslarından biliyoruz. 4. kitapta karakter tamamen karşımıza çıkıyor. 6. kitapta ise karakterin tamamen özünü, içini yani nasıl biri olduğunu tanıyoruz. Geralt'la bir konuşmasında özellikle Sintra'da neler yaşandığını, Ciri ile nasıl bir durum yaşadığını detaylı olarak Geralt'a anlatıyordu. Muhtemelen senaristler belki de kitabı okumayanlar için bu küçük detayları birleştirerek tıpkı Ciri'de yaptıkları gibi karaktere bir olay örgüsü oluşturdular ve bizim önümüze dizide sundular. Sonrasında Kraliçe Clint savaş alanından saraya dönüyor. Tabii ağır yaralanmış. Ölmek üzere artık. Son konuşmalarını yapıyor. Burada fare çuval ve kraliçe arasında çok küçük bir diyalog var. Surlardaki zindanda kader hala bizden yana olabilir diye bir diyalog geçiyor. Fare çuval bu diyalogdan sonra kısa bir süreliğine odadan çıkıyor ve geri geliyor. Geri geldikten sonra da kraliçeye gitmiş diyor. Peki burada bu iki kişi ne demek istiyor? Ne hakkında konuşuyorlar? Tabii ki şu anda ilk bölümde ne demek istedik anlamıyoruz. 7. bölümde daha iyi anlıyoruz ne olduğunu. Sonrasında kraliçe Ciri'ye Revyalı Geralt'ı bul, o senin kaderin diyor. Ciri gidiyor tabii üzgün. Bu arada Ciri'nin büyü yetenekleri olduğuna şahit oluyoruz. Orada bir bağırıyor, masadaki bir şeyler oynuyor. Ciri odadan çıkıyor ve odadan çıktıktan sonra fare çuval ve kraliçe arasında bu büyü yeteneğiyle ilgili yine kısa bir konuşma gerçekleşiyor. Kraliçe bu yüzden geldiler diyor. Yani Nilfgaardlılar bu yüzden geldi diye söylüyor. Fare çuvalda onu teslim edeceğim, size söz veriyorum diyor. Yani şimdi kim gitmiş, ne
Midgardlılar niye Ciri'yi almaya geliyorlar, fare çubal Ciri'yi nereye götürmeye söz verdi gibi sorular oluşuyor burada kafamızda. Yine bu konuşmaların tüm anlamlarını da 7. bölümde daha iyi anlıyoruz. Şimdilik yüzeysel kalıyor tabii ki. O yüzden de not almanızda fayda var ya da aklınızın bir köşesinde dursun. Ciri odadan çıktıktan yani gittikten sonra da kraliçe işkence göreceğime atlar onurumla ölürüm diyor ve pencereden atlıyor gerçekten de. Ciri ise burada kaçış yolunda tabii aklında bir ton soru işareti var. Tıpkı seyirci gibi o da aynı soruları soruyor aslında bizimle beraber. Kaçış sırasında burada Ciri'nin kaçmasına yardım eden Laszlo vuruluyor ve Kahir Ciri'yi burada ele geçiriyor. Ama sonrasında Ciri büyü yetenekleri sayesinde Kahir'in elinden kurtuluyor. Peki Kahir burada Ciri'yi neden bu kadar çok istiyor? Neden bu kadar çok peşine düşüyor? Onun da cevabını daha sonraki sezonlarda daha iyi anlayacağız. İlk bölüm olduğu için maalesef çok fazla soru işareti oluşuyor. Özellikle kitapları okumayanlar için anlaması gerçekten güç bir kurgu yapmışlar. Genel olarak bu bölümle ilgili değerlendirme yapacak olursam, kitabı okuyan biri olarak bence kitaba sadık kalınmış. Evet, değişiklikler var, eklemeler, çıkartmalar var. Kitaptaki hikayenin gidişatını bozmadan aynı sonuca bağlamışlar. Şahsen ben bu bölümü beğendim. Evet, benim 1. bölümle ilgili incelemem bu kadar aslında. Biraz da özet niyetinde düşündüm bu videoyu. Genel düşüncemi az önce söyledim size. Onun dışında hikayenin kitapta olan versiyonuyla karşılaştırmalar yaptım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Yine bu bölümle ilgili kendi düşüncelerinizi, kendi görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. 2. bölümle ilgili incelemelerimi yarın yüklemeye çalışacağım. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.